Değerli basın mensupları, Elazığ'ın deprem kuşağı altında olması nedeniyle bazı kurum ve kuruluşların depremden sonra hasar görmesi sebebiyle taşınması söz konusu olmuş ve yeniden yapılması gibi bazı projeler gündeme gelmiştir. Bunların içerisinde özellikle ilimizde çok önemli bir görev addeden, bölgeye ve ilimize büyük hizmetler veren üniversite hastanesinin 800 yataklı bir hastane olarak Kesik Köprü civarında Malatya yolu üzerinde bulunan bir yerde yapılması noktasında bir proje geliştirilmiş ve bu projeyle hastane merkezden alınıp kampüsün dışına çıkartılarak Kesik Köprü'deki bir mevkide yapılması kararlaştırılmıştır. Özellikle bu hastanenin Kesik Köprü'ye yapılması noktasında bazı itirazlarımız ve eleştirilerimiz olacaktır. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Gökhan Artaş ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda hastanenin az hasarlı olduğu, az hasar raporu aldığı ve bu nedenle hastanemizin hizmete devam ettiği tarafımıza iletilmiştir. Yalnız kamuoyunda büyük bir merak uyandıran ve endişe veren bir durum söz konusu. Bu sorun özellikle kuşkuya neden olan durum Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından herhangi bir şekilde resmi bir raporun kamuoyuna sunulmamasıdır. Bu da insanlarda tedirginliğe neden olmakta. Hem çalışanlar, hastane çalışanları açısından hem de hizmet alan vatandaşlar açısından büyük bir tepki oluşturmakta ve tedirginlik oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nün kamuoyuna basın yoluyla özellikle son dönemde olan Kale Merkezli 5.6 depreminden sonra üniversite hastanesinin hasar raporunu bizatihi kamuoyuna paylaşmasını kendilerinden beklemekteyiz. Yine yapılacak olan şu anda 1000'in üstünde bir yatakla hizmet veren üniversite hastanemizin 800 yatak gibi bir düşük sayıyla orada yapılmasını bazı itirazlarımız olacak. Bu itirazlarımızın nedeni özellikle merkezde, Elazığ merkezinde maalesef devlet hastanesi, kamu kuruluşu adı altına devlete bağlı herhangi bir hastanenin kalmayışına neden olmuşudur. Çünkü yapılacak hastane sonu 800 yataklı hastane yapıldıktan sonra Elazığ merkezde doğuda Fethi Sekin Hastanesi, batıda üniversite hastanesi olacak ve merkezde maalesef vatandaşımız özel hastanelerine mahkum kalacaktır. Bu hem maddi açıdan hem de diğer sağlık hizmeti alma açısından büyük sıkıntılara neden olacaktır. Elazığ halkının buradan döne döne söylüyorum. Elazığ halkının özel hastanelere mahkum etmek kimsenin hakkı değildir. Elazığ bunu hak etmiyor. Elazığ halkı doğuda Fethi Sekin Hastanesi'nin ilk yapıldığı yıllarda hepimiz de biliriz ki ulaşım noktasında bazı sıkıntılar yaşadı. Aynı sıkıntıların Kesik Köprü gibi uzak bir mahallede merkeze uzaklığı 10 kilometre kadar veya 10 kilometrenin üzerinde olan bir yerde yapılması ister istemez vatandaşın sağlık hizmeti alması özellikle Bingöl, Muş ve doğudan gelen bir sürü hastanın buraya ulaşımında sıkıntılar yaşayacağının da bir göstergesi olacağına inanmaktayız. Bu sıkıntıların giderildiğini veya bu sıkıntıların giderilmesi adına herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığının da bize iletilmesi siyasilerin kamuoyunda veya diğer rektörlük mensuplarının bu konuda açıklama yapması gerekmektedir. Yani tıp fakültesinin kampüste olduğu bir ortamda, diş hastanesinin kampüste olduğu bir ortamda üniversite hastanesinin Kesik Köprü'ye yapılması maalesef mantıklı gelmemekte ve sağlık hizmeti alımından tutun da öğrencilerin eğitim almasından il dışından gelecek, özellikle doğuda il dışından gelip de hizmet almak isteyen vatandaşı zora sokacaktır. Bu nedenle bizim teklifimiz özellikle kampüs içerisinde yine yapılmasıdır. Bu yapılacak yerin de yine üniversite kampüsü içerisinde Zafran bölgesinin bulunduğu yerlerdeki üniversite arazilerinin ağaç kesimine neden olmayacak bölgelerde
yapılmasının daha iyi olacağı ve Elazığ'a kazandırılması, hem Elazığ'da merkezde bir devlet hastanesi, yani devlete bağlı kurumsal olarak bir hizmet alınabilecek bir hastanenin olmasına neden olacaktır. Hem de dışarıdan gelen vatandaşların hizmet alımını kolaylaştıracaktır. Bir de tıp fakültesinin kampüs içinde olması nedeniyle hem hocalarımızın hem de öğrencilerimizin eğitim alması daha kolaylaşacaktır. Bir de bazı çekincelerimiz yine var. Orada altyapının ya olup olmadığı, altyapı noktasında sıkıntıların giderilip giderilmediği maalesef kamuoyuyla paylaşılamamıştır. Kamuoyuyla paylaşılamadığı için bir oldu bittiye getirilmek istenen 800 yataklı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin tekrar düşünülmesi, vatandaşa özellikle merkezde devlet hastanesi veya üniversite hastanesi hizmet verecek yerin olmayışının gözden geçirilmesini istemekteyiz. Yani doğuda yine dediğimiz gibi Fethi Sekin Hastanesi, döne döne söylüyoruz. Batıda Fırat Üniversitesi Hastanesi, üniversite hastanesi istiyoruz. Proje için hastanenin projesi çok mükemmel olabilir. Hastane projesi son yeniliklere ve teknolojiye uygun olabilir. Ama hastanenin yeri ve konumu itibariyle şu anda Elazığ'a hizmet verecek merkezde bir hastanenin olmayışı büyük bir sıkıntıya sokmaktadır. Bunun tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. SSK hastanemiz yıkıldı. Devlet hastanemiz yıkıldı. Şu anda bize daha önce siyasilerin 50 yataklı askeri hastaneyi hizmete sunacağı demesinden bir ay geçmeden Sağlık İl Müdürlüğü'nün depreme dayanıksız raporundan sonra Sağlık İl Müdürlüğü'nün 50 yataklı askeri hastaneye taşınması sonucunda 50 yataklı devlet hastanesinin de açılması maalesef gündemden kalkmış ve kapatılma noktasına gelmiştir. Bu nedenle yine söylüyoruz, Elazığ'ın merkezinde eğer üniversite hastanesi de Kesik Köprü'de yapılırsa Elazığ merkezinde devlet hastanesi, yani devlet hastanesi olarak hizmet veren hiçbir hastane kalmıyor. Buradan diş hastanesinin inşaatı devam etmektedir. Yani bir diş hastanesi 4 senedir ve şu anda 4 senenin üstünde bir süre içerisinde hala da yapımını bitiremezken biz şehir özellikle 800 yataklı devlet üniversite hastanesini de TOKİ eli marifetiyle yapacağımızı söylüyoruz. Ben buradan bir eleştirimi daha yapmak istiyorum. Yani tabi bu faydalı ve olumlu anlamda bir eleştiri. TOKİ'nin yapmış olduğu evlerdeki sıkıntıların aynısını biz eğer hastanede de yaşarsak bu da ayrı bir garabet olacaktır. Bu da ayrı bir sürpriz olarak önümüze serilecektir. Bunu da yetkililerden tekrar düşünmesini, bunu da tekrar gözden geçirmesini istiyoruz. Yani projemiz çok iyi olabilir, projemiz çok çağdaş, çok ilerici, teknolojiye uygun, depreme dayanıklı bir proje olabilir. Ama projenin yapım eli, TOKİ eliyle yapıldığı zaman iyicene gözden geçirilmeli, takibinin yapılması gerekmektedir. Çünkü Elazığ'da yapılan TOKİ evlerinin durumunu vatandaş görüyor, şikayetleri her gün biliyorsunuz. Hem altyapı konusunda olsun, hem de içinin donanımı noktasında olsun. Aynı sıkıntıları biz hastanemizde yaşamak istemiyoruz.